Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyunda nakış detaylı görmüş olduğunuz nakış detaylı elbisenin nakışını kaybetmeden boy kısalmasını nasıl yaparız, onun çalışmasını yapacağız. Onun öncesinde kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi boyu 8 santim kısalacak olan elbisemizin nakıştan yukarıya, şuradan nakıştan yukarıya 2 santim dikiş payı vererek, çünkü nakışın dibinden gideceğimiz için 1 santim dikiş payı. Dikişimiz tam nakışın dibinden gidecek. 1 santim buraya dikiş payı vereceğiz. 1 santim de yukarıya dikiş payı vereceğiz. 8 santim boyumuz kısalıyor idi. 2 santim dikiş payı veriyoruz. 6 santim. Yani biz nakıştan yukarıya 6 santim işaret alacağız. O şekilde. Şimdi mezromuzu şu şekilde. Evet. Güzelce işaretlerimizi alalım. 6 santimden. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız görüşlerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Burada da bir yamukluk var nakışta ama ona benim yapabileceğim bir şey yok. Nakışa müdahale edemem. Aynı şekilde keseceğim. Evet. Şu şekilde. Şöyle 6 santim. Nakıştan yukarıya 6 santim işaretlerimizi aldıktan sonra iki yandan da, yanları dikişli bir model bu. İki yandan da bakın yan dikişleri İşaretin 2 santim 3 santim yukarısına kadar sökeceğiz dikişleri. Bekle. Yan dikişleri. Arkadaşlar bu taktiği bütün bu şekilde detaylı yani olan modellerde uygulayabiliriz. Yanları sökme işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bunun kesimini yapar iken arka bedene dokunmuyoruz nakışsız kısma. Şu şekilde şöyle sadece ön kısmı nakışlı kısmı masaya yatırıp evet gördüğünüz gibi arka bedeni yukarıya kurdum. Arkayı kesmiyoruz. Buna dikkat edin. Şimdi güzelce kesimimizi yapalım. Almış olduğumuz işaretlerden kesimimizi yapalım. Evet, kesimimizi yaptık arkadaşlar. Kumaş da biraz ipeksim bir kumaş olduğu için biraz kaydırma yapıyor. Şimdi şuradan da 1 santim kalacak şekilde buradan da kesiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. Şöyle.
Kesimimizi tamamladık değerli arkadaşlar. Şimdi bunun birleşimini şu şekilde bakın. Düz yüz düz yüze gelecek şekilde düz kısımlar içeriye gelecek şekilde nakışın dibinden dikimimi yapacağım. Dikim işlemine geçelim hemen. Evet değerli arkadaşlar. Kesmiş olduğum yerden nakışın dibinden zikzağımı atıp parçayı tekrar elbiseye monte ediyorum. Tekrar monte ediyoruz. Şu şekilde. Siz iğneleyerek de yapabilirsiniz. Ben iğnelemedim. Düzgün bir şekilde dikiyoruz. Dikişimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu kısma ben overlock çekeceğim. Orayı size göstermeme gerek yok. Buraya ben bir overlock çekeyim hemen. Evet arkadaşlar. Nakışımızı yukarıya aldık. Ön kısımdan. Yanları açmıştık daha önceden. Hatırlarsanız. Şimdi ne oldu? Arka kısma geldi sıra kısaltmaya. Elbisemizin boyu ne kadar kısalıyor idi? 8 santim. 1 santim veya 1,5 santim kıvırma payı arkaya. Buradan ben işaretini aldım. 6,5-7 santim civarında şu şekilde. Daha şuralara dalayım şöyle. İşaretimi aldım, kesiyorum arkadaşlar. Evet, burası biraz şey kaldı. İşaretim şey olabilir, işaretler. Düzledim ben orayı. Şimdi yanların birleşimini yapıyorum. Sökmüş olduğum yan dikişlerin birleşimini yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra etek şu arka kısmı kıvırıp videomuzu tamamlayacağız. Oraları yapıp geliyorum ben. Evet değerli arkadaşlar, nakışlı elbisemizin nakış kısmından yukarıya alma sureti ile boyumuzun kısalma işlemini gerçekleştirdik. Güzelce. Şimdi bu neye yaramış oldu değerli arkadaşlar? Bizim elbisemiz buradan kısalıyor idi. Eğer bu buradan değil de nakış yukarı alma şeklinde değil de buradan kısaltmış olsaydık bakın şu şekilde. Nakış çok aşağıda kalacaktı. Çirkin bir görüntü olacaktı. Onun olmaması için ne yaptık biz? Nakışın üstünden keserek yukarıya tekrar bedene ilave etmek suretiyle boyumuzu bu şekilde kısalttık. Bu bir elbise arkadaşlar. Ben buna daha şöyle göstereyim. Önünde böyle bir modeli var. Bunu ben feraceye çevireceğim daha. Şu şekilde. Ortadan kesip şöyle önüne fermuar ilave edeceğim şu şekilde. Önünü açacağım yani. Müşterimiz böyle istedi. Evet değerli arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz umarım videom sizlere öncelikle faydalı olmuştur. İnşallah onun için gayret gösteriyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi, görüşlerinizi mutlaka yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Bay bay.